Bugün hayatımın en kötü günü. Ben nasıl AX'i alabilirim? Pes ediyorum. Suyun altı çok daha eğlenceli. Sence de öyle değil mi? Deniz kızı olmak bir harika. 5 kere 20. Buldum. Matematikte çok iyiyim. Selam. Umarım burası doğru sınıftır. Sanırım şuraya oturabilirim. Merhaba. Kalemlerim nerede benim? Şu pullara bak. Vay canına. Cazibemi kullanma zamanı. Merhaba bebeğim. Benimle mi konuşuyorsun? Selam. O da ne ya? Yaklaşma sakın bana. Nasıl? Hey, şu şeye dikkat et. Çok kabasın. O kadar kötü görünüyor olamam değil mi? Aptal sivilceler ve bu dişler. Benden korkması hiç şaşırtıcı değil. Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Alo, evet hemen. Teşekkür ederim. Ve şimdi bekliyoruz. Merhaba, bir teslimatım var. Selam, umarım benim içindir. Al bakalım, umarım günüm bol yüzmeli geçer. Görüşürüz. Güle güle. Hepsi bunun içinde mi? Vay canına, gerçek bir diş beyazlatıcı. Ama önce macunu sürüyoruz. Yalnız macunu bolca kullanıyoruz. Şimdi geriye sadece ısırmak kaldı. Pekala. Vay canına, naneliymiş. Oldular mı acaba? Müthiş, pırıl pırıl olmuşlar. Şimdi programımızın cilt kısmına geçiyoruz. Bu alet sivilceleri yok etse iyi olacak. O zaman parti başlasın. Çok gıdıklıyor. Hadi çalış bakalım. Cildime çok iyi gelmeye başladı. İşte oldu. Burnu da unutmuyoruz tabii. Çok güzel oldu gerçekten. Bu artıkların hepsi yüzünden mi döküldü? Alet muhteşem bir iş çıkarmış ama bununla daha işim bitmedi. Şu toplanan şeylere bak. Ama daha önemlisi şu an nasıl göründüğüm. Yok, bu gözlükle olmuyor. Bu kızın sorunu ne? Bir dakika, bu aynı kız mı? Merhaba. Vay canına. Peki sen bu kaslara ne diyorsun? Bu gerçek altın biliyorsun değil mi? Ne harika bir gün. Ne? David kiminle konuşuyor? Kız çok güzelmiş ama. Asla popüler deniz kızları kadar güzel olamayacağım. Makyajım bile düzgün değil sanırım. Renkli bir şeye ihtiyacım var. Belki de biraz sıra dışı düşünmem lazım. Bu file çorap çok işime yarayacak. Bu makyaj beni çok değiştirecek. Acaba kafam buna sığar mı? İşte oldu. Şimdi bolca renk zamanı. Bu file çorabı şablon olarak kullanıp fırçayı böyle hafifçe dokunduruyoruz. Elmacık kemiklerini de hallediyoruz. Ardından başka bir renge geçiyoruz. Artık nasıl olduğuna bakabiliriz. Muhteşem olmuş. Deniz kızları kadar güzel oldum işte. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi de bu simli jelden kullanıyoruz. Bu jel renkleri müthiş öne çıkarıyor. Jeli fırçayla hafifçe dokunduruyoruz. İşte böyle. Sonra alnımıza denizin mücevherleri olan bu incileri ekliyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama çok dikkat çekmek için bu ufaklığa ihtiyacımız olacak. Gözleri kapatıyoruz. İşte balık makyajımız da tamamdır. Çok güzel oldu değil mi? Ama buraya da biraz sim kullansam iyi olur. Ne de olsa ben bir deniz kızıyım. Şimdi beni fark etmeyin de görelim. Ve öpülesi dudaklar içinde bu inci pembesi parlatıcıyı sürüyoruz. Çok tatlı oldu. Tam istediğim görünüme kavuştum. Bana bol şans o zaman. Bu da benim kedim Whiskers. Çok komik bir kedidir. Vay canına, ne güzel. Gerçekten öyle değil mi? David, nereye gitti bu çocuk? Başka bir kızla mı konuşuyor şu an? Ama bu haksızlık. Bu balık makyajı gözlerine çok yakışmış. Ödevim çok başarılı geçti gerçekten.
Oo, güzel, artık gidebiliriz. Okyanusta eğlence bizi bekliyor. Çantanı taşımamı ister misin? Hadi ver şunu. Oh no. Hadi ver ver. Sorun değil. Israr ediyorum. Yok, bende kalabilir. Hayır, ben alabilirim. Kes şunu. Aa! Au! Buna inanamıyorum. Bu benim en sevdiğim çantamdı. Au, olamaz. Çok üzgünüm. Hayır, çek elini. Şu an kendimi çok kötü hissettim. Şu balık ağı nasıl olur acaba? Pekala. Sen burada bekle Annie. Birazdan yeni bir sırt çantan olacak. Yalnız bunun için bolca sıcak tutkala ihtiyacımız var. Bunu ağın alt kısmında kullanacağız. İşte oldu. Bir sonraki adımda yine tutkal kullanıyoruz. Tutkalı şeridin tamamına sürdükten sonra ağın uçlarına yapıştırıyoruz. Sonra şeridi ucundan katlıyoruz. Ortasını delgeçle deliyoruz. Sonra bu halkayı içine yerleştirip zımbayla sıkıca bastırıyoruz. Şerit boyunca aynı şeyi yapıyoruz. Sonra ipi deliklerden geçirip gergin olması için böyle çekiyoruz. Şimdi bu dairenin kenarının tamamına tutkal sürüyoruz. Sonra bu parçayı üstüne yapıştırıyoruz. Sıra son dokunuşlarda. Deliğe bu zinciri takıyoruz ve işimiz bitiyor. Oh, ne aksilik. Annie, yeni çantana ne diyorsun? Bunu bana mı yaptın? Muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Dur, ben alayım. Yok, hiç sanmıyorum. Peki. Öğle yemeği zamanı geldi demek. Oh, şükürler olsun. İyi de benim yemeğim nerede? Olamaz. Benimki de bomboş. Çok kötü. Ha? Yukarıda insanlarla mı? Tamam, ben varım. Artık çıkalım mı? Vay canına, burası çok güzelmiş. Ama bu şey burayı daha da güzelleştirecek. Bu benim sihirli iksirim. Hadi sağlığımıza. Nefis. Al bakalım. Tamam. Çok ekşiymiş. Ha? Şu bacaklara bak. Müthiş. Hadi gidelim. Yok, bu tarafa gidiyoruz. Burası hakkındaki yorumlar harika. Vay canına, çok güzel. Bir dakika. Hey, bakar mısın? Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Kusacağım şimdi. Hey, buraya gel. Al şunları önümüzden. Hemen alıyorum. Neden arkadaşlarımızı yiyelim ki? Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Bunlar nedir ki acaba? Tuhaf bir şey. İlginç. Sanırım bunu yiyebiliriz. Tadı çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Ha? Şuraya bak. Soymam mı gerekiyormuş? Ne komik görünümlü yiyecekler. Çok nefis. Çok utandım şimdi. Kabuğunu yemişsin. Aman ne komik. Annie, şuna bak. Şu kadın kırmızı sos kullanıyor. Güzel sandviç ama. O kırmızı şey çok lezzetli olmalı. Sağlığına o zaman. Tadı keskin ama tatlı. Ödeme yapmaya. Hazır mısınız acaba? Umarım yeterince deniz kabuğu getirmişimdir. Bir bakalım. Sanırım bu yeterli olur. Bu da ne? Kabuk kabul etmiyoruz. Para nerede? Bu para işte. İstersen bunlardan birini verebilirsin. Al bakalım. Gerçekmiş. Size iyi günler.
Harika. Buraya bayıldım. Çok sıkıldım. Merhaba David. Ha? Sen mi geldin? Çok da umurumda sanki. Tamam. Sorun nedir? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bir dakika, bugün David'in doğum günü mü? Bu süslemeler de neyin nesi? Olamaz. Hiç hediye gelmemiş. Belki ona kendim bir şeyler yapabilirim. Yanımda fazla bir şey yok. Keçeli kalem mi? Buldum. Hemen ona bir hediye yapacağım. Güzel kestim ama. Kalemi kalıp olarak kullanıp kumaşı etrafına sarıyoruz. Sonra kumaşı tutkallıyoruz. Tekrar sıcak tutkalı alıp kalemin kapağına sürüyoruz. Kurumadan evvel üstüne minareleri yapıştırıyoruz. Buradan cımbız da işimize yarayabilir. İşte! Harika olmadı mı? Hey David! Al bakalım. Hatırladın demek. Mutlu yıllar. Bu ne harika bir kalem böyle. Ben çok şanslı bir deniz çocuğuyum. Bu kalemi her gün kullanacağım. Wow. Ormanda yine sihirli bir gün. Şu içi meyve dolu sepete bak. Özel iksirimi içmenin zamanı geldi. Şimdi bol sulu meyvelerimi mideme indireceğim. Ama bundan çok daha fazlası gerek. İşte olay budur. Şimdi şunu açalım. Vay canına, çalışıyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Artık hazır. Şuna bak. Bundan harika bir yüz maskesi olur. Ama ayrıca çok da leziz. Sabahları yaptığım bu güzellik uygulamama bayılıyorum. Bunu her zaman yapabilirim. Çok güzel. Aslında bir tane daha yapabilirim. La 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 la. İşte yine muhteşem bir gün. Olamaz. Doğan'la çok kızgın bugün. Hava böyleyken dışarı çıkamam. Anlaşılan balık tutma gezim iptal oldu. Bunu yapmayı çok istiyordum. Peki şimdi ne yapacağım? Çok istiyordum balık tutmayı. Buldum. Küvette balık tutabilirim. İşte oltam da burada. Ve şimdi beklemem lazım. Sanki oltaya bir şey vurdu. Vay canına, bu büyük bir şey. Hadi ama. Vay canına, çok büyük bir balık olmalı. İşte geldi. Selam balıkçık. Şimdi ne olacak? Belki küçük bir tek boynuzlu aksiyon işe yarayabilir. Bu senin oltan mıydı? Harika. Ayrıca saçında da bir şey var. Bir saniye. Sana iyi yüzmeler ufaklık. Bu iğrençti. Ama biz şimdi arkadaş olabiliriz. Bir şeyler yemem lazım. Çok acıktım. Evet. Belki sana bir şeyler yapabilirim. Hadi gel. Hazır mısın? Vay canına, kırmızı sana çok yakıştı. Bak bende ne var. Çok leziz çilekler. Ve erimiş beyaz çikolata. Hadi çilekleri çikolataya banalım. Çileklerin üstünü iyice kaplamalıyız. Bu çok iyi görünüyor. Öyle gerçekten. Ama bunların işi daha bitmedi. Hadi bunları tabağa geri koyalım. Şimdi tahta çubuğu çıkarıp üstüne şekerden bir boynuz ve kulaklar ekleyeceğim. Vay canına. Şimdi ise parıltılı olsun diye bu yenilebilir simleri kullanabiliriz. Simleri çileğin üstüne böyle serpiştireyim. Rengine bayıldım. Bu çok eğlenceli. Ben de benimkilerin üstüne sim dökeyim. Sanırım artık yenilmeye hazırlar. Hadi deneyelim şunları. Vay canına, muhteşem olmuş. Bu balık elinden daha güzel. Bayıldım bunlara. Kendimi yemekten alamıyorum. Çok lezzetli. Kulağa hoş geliyor. Ben de senden alıyorum o zaman. Birlikte daha fazla takılmalıyız. Vay canına, burası müthiş.
Her şey çok eğlenceliydi ama ben artık eve dönsem iyi olacak. Hey, o da neydi? Sen de gördün mü? Su bugün çok güzel. Sıcaklığı tam ayarında. Oh, merhaba. Hey, o çok güzel. Şu kuyruğa bakar mısın? Buralarda sık güzel misin? Oh, bu çok romantik. Ona neler hissettiğini göstermen lazım. İyi fikir. Bir resim yapacağım. Bir kalple başlayayım. Sonra içine bizi çizeyim. Bu resme fazla yetenekli değilim yazık ki. Evet, bu biraz zayıf kaldı. Oh, buldum. Ufak bir tek boynuzlu at sihri bu işi çözer. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Tamam, hadi bakalım. Ha? Bununla ne yapacağım ben şimdi? Bir resim daha yapacaksın. Pekala. Vay canına. Neler oluyor? Çok korktum bir anda. Sorun yok. Aşk korkutucu olabilir ama güven bana. Eğer öyle diyorsan... Bir dakika. Bu inanılmaz. Tam istediğim gibi çizmişim. Teşekkürler. Bu resmi senin için yaptım. Çok yeteneklisin. Bu da senin için. Aşık oldum. Bu mutlu son işinde çok iyiyim gerçekten. Neyse. Burası okyanustan çok daha iyi. Suyun altında yanmak zor oluyor. Bu koku da nedir? Bunlar yoksa kaka mı? Bir sürü var. Şuraya doğru gidiyorlar. Bunu acaba kim yaptı? Bir doktora görünse iyi olur. Ucu bucağı da yok. Nereye gittiğini görmem lazım. Sanırım artık yaklaşıyorum. Kaka izleri burada bitiyor. Yok artık. Emily, göründüğü gibi değil, inan bana. Sen resmen onları yiyorsun. Dur, açıklayabilirim. Bak. Ne? Bu gerçek kaka değil. Gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kurabiye hamurunu bölümlere ayıracağım. Sonra buna gıda boyası ekleyeceğim. Bunun için farklı renkler kullanıyorum. Sonra bu renkleri hamurla karıştırıyorum. Aslında bunu yapmak çok rahatlatıcı bir iş. Şimdi bu parçaları yuvarlayıp rulo haline getiriyorum. Aynen böyle. Ve geri kalanlarla da aynısını yapıyorum. Hepsini aynı kalınlıkta yapmalıyım. Tamam, şimdi bunları yan yana dizip örgü yapıyorum. Aynen saçıma yaptığım gibi. Tada! İşte kurabiye hamurundan renkli tek boynuzlu at kakası. Ama şimdi bunları pişirmem gerek. Onun için hepsini fırına koyuyorum ve 20 dakika bekliyorum. Güzel kokuyorlar. Ve harika görünüyorlar. Hadi şimdi bir tadalım. Çok leziz olmuşlar. Tamam, bu içimi rahatlattı. Hadi dene bir tane. Teşekkürler. Kurabiyelerin çok lezzetli olmuş gerçekten. Beğeneceğini biliyordum. Resim yapmak çok zevkli. Neredeyse bitti. Ne? Çok kötü oldu. Bunun gökkuşağıyla hiç alakası yok. Aptal resim. Bu hiç adil değil. Selam, sen iyi misin? Moralim bozuk. Seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Bana baksana, çok çılgınca değil mi? Git buradan. Buldum, herkes jonglörlük seyretmeyi sever. Bu her zaman başarılı olmuştur, bu bir klasik. Yok, işe yaramıyor. Ne zor bir seyirci. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Emily çok üzgün görünüyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu falçatayla kalemleri kullanabilirim. Falçatayla kalemlerin ucunu rendeleyeceğim. Bana bu uçların tozu lazım. Ve şimdi parmağımla tozların üstünden geçip bir gökkuşağı yapıyorum. Vay canına. Hey Emily, şuna bak. Bir gökkuşağı. Vay canına.
Sen git şuradan artık. Bu senin için. Sağ ol kanka. O yakışıklı can kurtaran da kim? Umarım saçım bugün iyi görünüyordur. Hoş bir şeyler giysem iyi olacak. Turuncu bana yakışıyor. Yukarıdaki insana kendime hayran bırakma vakti. Bacaklarımı biraz alıştırayım. Ne güzel görünüyorlar değil mi? Tabii kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Yavaş. Sanırım onlara alışmaya başladım. İşte bir deniz kızının hayatında sıradan bir gün. Balık kocamandı. Ha şunun kasları kadar mı? Naber hanımlar? Orası güzel görünüyor. Selam yakışıklı. Sanırım beni çağırıyorlar. Neredeler peki? Amanın, o kızın bacakları nerede? Bacakları yok mu? Yardıma mı ihtiyacı var? Geliyorum. Hey, iyi misin? Selam. Bir dakikalığına kendini kaybettin. Yine o balık kuyruğu. Amanım. Vay canına, kuyruğun muhteşem görünüyor. Kıpırdamadan dur, aynen öyle, tamam mı? Doğru açıyı yakalamaya çalışıyorum. Ay, mor kalem, ne sakarım. Neredeyse aldım. Hissediyorum. Bayağı uzanmam gerekti. Yo, şaka mı bu? Hiçbir şey düzgün yapamıyorum. Madison, nereye gittin? Burada kalem toplamaca oynuyorum işte. Ben burada bekliyorum. Peki ya küçük akvaryumum? Boş bir fanus akvaryum al. Bir bardağın altına biraz sıcak silikon sür. Ve akvaryumun dibine yapıştır. Şimdi içine mavi misketler dök. İstersen deniz kabukları ve taşlar da ekleyebilirsin. Sonra akvaryuma su doldur. Devam et. Şuna bak. O da ne? Anladın mı? Tabii ya, keçeli kalemlerim için. Artık düşüp dağılmayacaklar. Şimdi deniz kızı portresi geliyor. Çiz bakalım. Bu film ne harika değil mi? Şu ata bak. Evet. Müthişmiş. Biraz gözlerimi dinlendireceğim. Jen. Ne tatlı. İstediğin kadar uyu sen. Ben şöyle kalkayım. İşte. Ne oldu? Bu kanepede bayağı darmış. Pek uzun da değil. Kuyruğumu koyacak yer yok. Çok tatsız. Nerede kestireceğimi biliyorum. Şurada gölgede. İşte burası. Atlayın bakalım. Yastığı da unutmayayım. Tek eksik benim. İyi geceler. Düşler diyarı, ben geliyorum. Deniz kızı partisi mi? Beni de yazın, partiye hazırım. Müziği açın, dans etmek istiyorum. Hey, herkes nerede? Hey! Burası doğru adres değil mi? Burada kimse var mı? Hey! Öf! Nerede şu parti? Kimse yok mu? Of, boş ver. Yaklaşmış olmalıyım. Partinin nerede olduğunu bilen var mı? Pes etmeyeceğim. Kendimi tam bir ezik gibi hissediyorum. Hey, ne haber canım? Partiye katılsana. Ben hazırım. Şunu bir takayım da.
Partiye hazırım millet. Sizi bulamayacağımı sanmıştım. Hadi dans edelim. Sonra bunlar gerçek deniz kabuğu mu dedim. Sonra da o dedi ki... Sen nereye bakıp duruyorsun öyle? O adam burnunu mu karıştırıyor? Ondan hoşlanmıyorsun değil mi? Sen benim gördüğümü görmüyorsun. Ay. Ben berbat bir şey görüyorum. Şimdi de bana mı el sallıyor? Madison, seninle hemen ilgileneceğim. Selam. Evet, işte bana bir fırsat. Bunu yapmak istediğinden emin misin Madison? Buldum. Madison, parfümümü denemek ister misin? Teşekkürler, ona güzel kokmak isterim. Yalnız Madison, bunun parfüm olmadığını bilmiyor. Geliyorum tatlım. Selam, bu kokusu da ne? Sanki ölü balık gibi. Dur, geri dön. Bu benim hatam değil. Of ya, bu çok utanç vericiydi. O sana göre değildi zaten. Şimdi hikayeme dönelim. Makyaj tamam, suda görüşürüz. Görüşürüz. Su çok iyi geldi. Geliyor musun? Tamam, geliyorum. Ay! Ay, dikkat! Su da soğukmuş ha. Selam. Makyajını düzelsen iyi olacak. Hadi. Yüzmek çok iyi geldi. Bu daha demin yaptığın makyaj mı? Tüh. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Biraz deniz kızı sihri. Deniz kızına dönüşmeye hazır mısın? Ben hallederim. Simleri unutmamalı. Çok iyi görünüyorsun. Bunlar şart mı? Sırada ne var? Kendine bir bak. Vay canına, gerçekten çok iyi yapmışsın. Harikasın, sağ ol. Atlayalım mı? Woohoo! Şimdi kader anı. İyi görünüyor ama fırçam kurumaya başladı. Hep böyle oluyor. Buldum. Eminim Madison'da bir tane vardır. Ding ding ding. İşte bundan bahsediyorum. Büyük fırça darbeleri böyle olur. Birazcık daha. Fırçanın ucu fırladı gitti. Bu çok kötü. Evet, işte orada havuzda. Ne oldu? Ucu atlattım. Bir saniye izninle. Sakin davran. Hop, işte buldum. Güzelce ıslanmış. Şuna bak. Evet. Fırçanın ucu mu koptu? Sorun değil. Bir deniz kabuğuna yapıştır. Nerede bu? Bunu mu arıyordun? O benim makyaj fırçam mı? Senin için özel olarak yaptım. Vay canına, benzersiz bir şey. Hem de aynı şekilde işe yarıyor. Deniz kızlarının hayal gücü bayağı fazlaymış. Bu her zamanki halim mi yoksa gittikçe güzelleşiyor muyum? Orada neler oluyor? Bir dakika, bu klozetten mi geliyor? Sanki bir şeye kızmış gibi görünüyor. Yeter artık, konuya kendim el atıyorum. Sorun ne acaba? Umarım bu işe yarar.
Çok iğrenç, yeterince temizlendi mi acaba? Belki bir şeyler tıkanmıştır. Klozet pompası imdada yetişti. Neden hiçbir şey çıkmıyor ki? Elimde kalan tek şey bu demek. O zaman ava başlasam iyi olur. Umarım içindeki her neyse solucanları seviyordur. Hadi gir şuraya da kendini göster minik dostum. Hey, bırak şunu sinema. Vay canına, o da ne? Harika bir deniz kızıymış. Müthiş tuhaf. Sana yardım olacak bir şey biliyorum. Ufak bir dönüşüme ne dersin? Hey Kalaskar, ne yapıyorsun bakalım? Makyajımı beğendin mi? Sen ne yaptın? Vay canına! Ne var? Bu kepikler ne öyle? Gözünü kırpmayı kes! Of, hadi ama! Bu iş çok saçma bir hal aldı. Çekil yüzümden! Buna daha fazla dayanamayacağım! Bu da ne? Aç değilim ki! Julie? Kes şunu! Çok rüzgar yapıyorsun! Olamaz. İşte. Sanırım seni nasıl geri getireceğimi biliyorum. Bu biraz zaman alabilir gerçi. Yakala. Bekle, yardım geliyor. Yakaladım. Eve dönüyorum. Çok yoruldum. Hadi çok yaklaştın Jöle. Selam, şükürler olsun. Olamaz. Gözünü kırpmak istiyorsun değil mi? Sakın, sakın yapma. Kırpma. Dur lütfen. Please. Sakın yapma. Hayır. Duramıyorum. Aman tanrım. Ne oluyor? Evet. Kirpikler bu sefer bayağı abarttılar. Hadi o zaman Şerefe. Bir bakalım. Ne oldu? Alo? Ne? Gerçekten mi? Hey! Aman neyse. Şimdi ne yapsam? Minik balıklar. Selam size. Sağlığımıza. Balıklar gibisi yok. Of! Yine sıkıldım işte. Ne güzel. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Ve? Ne güzel. Denizde takıldığım zamanları hatırlatıyor. Şimdi de karada mahsur kaldım. Ne çabuk bitti. Olamaz. Bardak dudağıma yapıştı. Tamam, döndüm işte. Sky? Ne oluyor? Sky? Evet. Dudaklara ne yaptın öyle? Onu bir şekilde çekmen lazım. Hadi beraberce hızla çekiyoruz, tamam mı? Çek! Vay canına, çok acayipti. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Sebebi yok. Umarım kalıcı değildir bu durum. Bunu ben yapayım, olur mu? Bu biraz zorlu olacak ama sen uygun mu? Pek emin değilim. Hadi bir fırça kullanalım. Fondöten fırçası mı? Ne var, neden rusturmuyorsun? Al o zaman. Peki. İşte bitti. Sonra görüşürüz Sky. Bye. Tanrım, bu kızın neyi var böyle? Ben ne yapmışım? Amanın. Bir selfie çekelim mi? Şimdi başını eğ. Bir elini şöyle koy. Güzel. Çok şirin oldu. Kesinlikle yüklemek lazım bunu. Peki diğerleri? Tırnaklarında ne var senin öyle? Kötüler mi? Yani iyi olmadıkları kesin. Yok öyle olmaz. Bana bir dakika ver. Ne yapsam? Acaba öyle mi yapsam? Olmaz. Belki de birilerini aramalıyım. Ya da belki gerek yoktur. Jöle, başımı döndürdün. Bunu kendim de yapabilirim. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çizdin mi?
Buldum. Ver şunu bana. Manikür zamanı. Şimdi sana yepyeni tırnaklar yapıyoruz. Yalnız doğru şekli yakalamamız lazım. Mükemmel. Dış hatlarını bitirdiğimizde kalemle çalışmaya başlayabiliriz. Bunun ne işe yaradığını görünce şaşıracaksın. Böyle bir şey varken kim güzellik salonuna gitmek ister ki? Dış hatları neredeyse bitti. Şimdi tek yapmamız gereken içini doldurmak. Ve bunun için en sevdiğim şekli kullanıyorum Sky. Buna cidden bayılacaksın. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hoşuna gitti mi? Artık balık şeklinde tırnakların var. Vay canına. Bana sonra teşekkür edersin. Tırnak yapmak gerçekten zor iş. Nereye gidiyorsun? Neden oraya geçtin? Minik dostumla biraz takılıyorum. Ne? Oh, balığım. Ne yapalım? Canın ne istiyorsa öyle yap. Oh, çok daha iyi. Artık gitmeliyim. Ah, kağıt bitmiş. Neyse, nerede kalmıştım? Güzel, işim bitti. Çok verimliydi. Ah, tamam, ben hazırım. Aa, sen uyuyor musun hala? Aa, ne oldu? Ben neredeyim? Jolly, ne var? Uf, saçın çok fena halde. Evden bu halde çıkamazsın. Aa, bir dakika. Şimdi şu saçları bir halledelim. Hadi o zaman. Hey! Olmaz da daha işim bitmedi. Şimdi şu saçlarını bir yola sokacağım. Şimdi hareketsiz dur. Hadi ama. Bir sakin durup hareket etmesen. Uf! Jolly! Eyvah. Bu çıkan ses iyi olmadı. En sevdiğim fırçam. Ver şunu bana. Pardon. Evet daha sevgili fırçam. Bana çok iyi davranıyordun. Seni sevgili hatırlayacağım. Huzurla uyu. Çok üzücü. Ama seninle daha işim bitmedi. Bu şeylerden daha önce hiç gördün mü? İşte bir şeyler olmaya başladı. Şimdi sıra bunda. Of. Tamam tuhaf. İşte böyle daha iyi. Güven bana. Hey. Mümkün olduğunca hallettim ama pek olmadı yine de. Ne? Bir şey yok ama aslında. Tamam, neyin yardım olacağını buldum. İnanılmaz bir sihri, hazır mısın? Tuvalet kağıdı ruloları. Saçlarını böyle rulolara sarıyoruz. Isı uygulamana bile gerek yok. İşe yarayıp yaramadığına bir bakalım. Ne düşünüyorsun? Çok mu harika oldu? Ne dersin? Çünkü bana çok harika olmuş gibi geliyor. Vay canına, bu inanılmaz. Benim saçlarım da keşke böyle görünse. Aa, hayatımda bundan daha güzel bir şey görmedim. Gerçekten kusursuz. Ne hoş bir karşılama bu. Herkese teşekkürler. Yatak odası dönüşümü meydan okumasına hazır mısınız? Çok gerginim. Bu benim ilk günüm. İyi görünen tarafımdan çekmeye dikkat et. Yalnız bu biraz fazla olmadı mı? Pekala. Şimdi bugünün şanslı yarışmacısıyla tanışalım. Benim adım Mia ve ben tek boynuzlu bir atım. Her sihirli şeyi ve gökkuşağını severim. Gökkuşakları çok güzeldir. Benim adım Sky ve ben de deniz kızıyım. Aslında bir prensesim. Vay canına, çok ilginç. Hadi bu ikiliyi daha iyi tanıyalım. Ne? Neler oluyor? Kızlar şuna bakın. Yeni yatak odanıza hoş geldiniz. Bu değişik oldu. Pekala, başlayın. Yakala. Tamam, tuttum. Bunu tam buraya koyacağım. Bunun yararı olabilir. Teşekkür ederim. Mavinin bu tonuna bayılıyorum. İşte olay bu. Hazır mısın Leo? Çocuklar dikkat. Şu dağınıklığa bak.
Buraya tıbbi yardım mı alsak acaba? Boşver. Daha iyi bir fikrim var. Vay canına. Hey, bu güzelmiş. Evet, değil mi? Çok rahat. Alo? Ah, selam. Ben acıktım. Biraz atıştırmalık yemem lazım. Yok artık, balina ne yaptı? Oh, bu da neydi? Ben bunun keyfini çıkaracağım. Ver onu bana. Hadi ama. Ver şunu. Ah, bunlar benim ama. Üf, her neyse. Güzelmiş. Daha fazla istiyorum. Hadi paylaş benimle. Şart mı? Bunun olacağını biliyordum. İşte böyle. Bir tane daha. Sen kendi şekerlemelerini alamıyor musun? Neden uğraşayım ki? Seninkini alırım olur biter. Yalnız bu hiç hoş değil. Ne aç gözlü bile. Artık yeter. Başka yok. Yeterince aldın. Olmaz. Karnım hala aç. Lütfen. Aman. Olmaz. Üzgünüm. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Ha, aklıma bir fikir geldi. Bu ahşap sepet tam ihtiyacım olan şey. Bunu şekerleme almak için kullanabilirim. Hatta bunun için yataktan çıkmama bile gerek yok. Şimdi buna bir ip bağlayacağım. Aynen böyle. Şimdi bunu aşağıya Mia'ya sallandırabilirim. Bir dakika. Buna sıcağın bir şeye ihtiyacım var. Palto askısı. Bu işe yarar. Bunu makara sistemi gibi kullanacağım. İşte iniyor. Üzgünüm. Ben uyuyorum. Demek öyle. Kimin umurunda ki? Şu aletle işimi halledeceğim. Yakaladım. İşte kusursuz bir suç makinesi. Çok iyi görünüyor. Şunu da alayım. Hadi gelin bakalım. Bu kadarı yeter. Hepsi benim oldu. Bunları hak ettim. Şekerlemelere bayılıyorum. Ne? Şekerlemelerim nereye gitmiş? Hepsi yok olmuş. Sky hepsini almış. Ben sana paylaşalım demiştim. İçimden geldi. Al bakalım bunu. Hepsi bu mu? Bana vereceğim bu mu yani? Bu da şekerleme sonuçta. Neyse. Ben de bunu yerim. Güzellik uykusu zamanım geldi. İyi fikir. Çok güzel. Bu rujun rengine bayıldım. Birazcık daha. Bu kadar yeter. Biraz maskara da süreyim. Bu kısımdan nefret ediyorum. Geçen sefer elim kaymıştı. O yüzden bütün hafta gözüme bant takmam gerekmişti. Nasıl göründüğüme bir bakayım. Ne? Bu ben miyim? Neyi yanlış yaptım ki? Pekala, bu konuda yapılabilecek tek bir şey var. Hepsini silmem lazım. Tek boynuzlu atlarımla oynamak genelde eğlencelidir. Ama bugün değil. Aa, buldum. Hey Sky. Ne oldu öyle? Sen iyi misin? Bir saniye. Sanırım senin buna ihtiyacın var. Daha güzel bir ayna yok mu? Elimde olan sadece bu. Peki, sanırım işimi bununla görmem gerekecek. Buldum. Bu deniz kabuklarıyla süsleyebilirim. O zaman işe koyulalım. Öncelikle aynayı düz bir yere koymam lazım. Daha sonra çevresine böyle tutkal süreceğim. Ve istiridye kabuğunu böyle bastıracağım. Kabukları çerçeve üstüne tek tek diziyorum. Harika görünecek. Neredeyse bitti bu sonuncu kabuk. Vay canına. Bu bana evimi hatırlatıyor. Bana da bir tane yapar mısın? Ne? Şu halime baksana. Biraz meşgul olacağım sanırım. Hiç anlamı yok. Vay, tek boynuzlu at çok pofuduk ve yumuşak. Mia. Ben de bir sarılabilir miyim? Sanırım olur. Onunla harika zaman geçirdik. Ya canına, haklısın, yumuşacıkmış. Mia, sen iyi misin? Umarım bugünler hiç sona ermez. Ben seni tamamlıyorum Bay Tek Boynuz. Hep yanımda olmanı istiyorum. Ay canına, ne inanılmaz anılar. Sen ne yaptın? Sanırım onu biraz fazla sıktım. Neden?
daha çok geçti. Sorun yok, hallederim. İşi bir kartona tek boynuzlu atın şeklini çıkarmakla başlayacağım. Sonra kartonu kesiyorum. Öncelikle kartonun üstüne tutku astırıyorum. Sonra dolgu malzemesini tutkanın üstüne bastırıyorum. Sonra kartonu bu bezin üstüne koyuyorum. Bir sonraki aşama için bir kaleme ihtiyacım var. Bezin üstüne kartonun şeklini çiziyorum. Şimdi bunu kesmem gerekiyor. Kartonu ters düz ediyorum. Sonra arkasına tutku astırıyorum. Bezi kartonun üstündeki tutkala yapıştırıyorum. Bu bittiğinde sıra yedesinde. Bu yünler bu iş için biçilmiş kaftan. Bunun için farklı renklerde ipler kullanacağım. Sonra arkasını daha fazla bezle kaplıyorum. Ama daha işim bitmedi. Her tek boynuzlu atın bir boynuza ihtiyacı vardır. Bu simli kartonla bir koni yapıyorum. Ve içini dolgu malzemesiyle dolduruyorum. Koninin ucunu da bastırıp kafasına yapıştırıyorum. Bu çok keyifli. Yün örgüyü başının çevresine yapıştırıyorum. Keşke benim de böyle kirpiklerim olsaydı. Bu makyaj yanaklarını pembe pembe yapacak. Bu ne güzel bir tek boynuzlu at böyle. Bak sana ne yaptım. Bir bakayım. Ne düşünüyorsun? Bu bay tek boynuzlu at değil. Ama onu sevdim. Teşekkürler. Ah Mia. Olmaz. Kesinlikle olmaz Sky. Psst Mia, senin bu fiyonga ihtiyacın var. Aa çok güzel. Peki ben de bu arada. Olmaz, çek şelini. Bu çok kabacaydı. Deniz yosunu çok lezzetli görünüyor. Vay canına, güneş ne parlak. Güneşi engellemem gerek. Bir fikrim var. Belki kendime bir gölgelik yapabilirim. Bu kurdeleleri böyle ipin üstüne asacağım. Karnım çok acıktı. Rengarenk makarnalar. Tam ihtiyacım olan şey. Biraz zor çiğneniyor ama işimi görür. İşte bu işi engeller. Daha fazla olduğunu sanıyordum. Bu çok tuhaf. Orada neler oluyor? Anne, pardon. Başka bir şey düşünmem lazım. Bir saniye. Bununla Mia'nın dikkatini başka yere çekebilirim. Bir top. Top mu? Gel buraya bakayım. Bu keşke daha önce aklıma gelseydi. Vay canına, top gerçekten çok hoşuna gitti. İşte tam fırsatı. Yalnız çabuk olmam lazım. Bu işe yarayacak eminim. Hala meşgulü güzel. Of, bu çok eğlenceliydi. Neredeyse bitirdim. Ama bu çok güzel görünüyor. Sakın aklına bile getirme. Of, en azından hala topum var. Bazı insanlar inanılmaz. Şimdi biraz uyku çekebilirim. Burası çok huzur verici. Ne rahatlatıcı bir gün. Okyanusu özledim. Mia, sen de evini özledin mi? Evet, hem de nasıl? Belki Mia'ya evini hatırlatacak bir şeyler yapabilirim. Ve her rengi olması lazım. İşte böyle. Bu bir gökkuşağı. Mia buna bayılacak. Vay canına, bu benim için mi? Mükemmel bir şey. Beni çok mutlu etti. Ben de Sky için bir şey yapsam iyi olacak. Elimde bu küçük yumuşacık tek boynuzlu at oyuncağı var. Bunu kullanabilirim. Şimdi de tek boynuzunun içine su enjekte etmem gerek. Balon balığına benzedi. Çok şirin. Sky, bunu senin için yaptım. Umarım hoşuna gider. Canına, bu bana okuldaki bir arkadaşımı hatırlattı. Şimdi Sky'a bir şaka yapabilirim. Olamaz. Pardon ama bu çok komikti. Benim sevgili gökkuşağım. Bunun olacağını önceden tahmin etmeliydim. Ne? Bu ses de ne? Yardım eder misin bana? Burada bir şeyler fena karıştı. Zil çaldı. Gitmem gerek. Eteğim dolaba sıkışmış. Ama hadi. Bunun için zamanım yok. Hadi dedim. Olamaz. Tabii ya, anahtarım. Nerede bu? Tabii ki çantamda olmalı. Buralarda bir yerde olmalı. Pekala. Bu saçma artık. Bu
bulamıyorum. Bir dakika, bir fikrim var. Hadi bakalım. Bakalım hele. Cips paketi, kitaplar. Daha derinlere gitmeliyim. Ah, işte buldum. Ah, nihayet. Bayağı uğraştırdı. İşte dolap nihayet açıldı. Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. Üç boyutlu kalemim var. Bir de daha önce çizdiğim kalp şekli. Dış hatların üstünden geçiyorum. Harika. Şimdi içini doldurabilirim. Bu üç boyutlu kalemle çizim yapmanın en sevdiğim kısmı. Uzun çizgiler çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Güzel görünmesi için boşluk kalmamalı. Tamam, kalp hazır. Şimdi ucunu anahtarla ekliyorum. Onu da üç boyutlu kalemle sağlamlaştırıyorum. İşte tamamlandı ve kullanıma hazır. Çok sevimli görünüyor. En iyi yanı da artık anahtarlar kaybolmayacak. Ah, zil çaldı. Ben açarım. Tüh, tam da işe dalmıştık. Bak, paket gelmiş. Yaşasın, yeni crosslerim. Ah, çok güzeller, bayıldım. Ah canına, çok kıskandım. Benimkiler düz ve sıkıcı. Hey, eminim onları düzeltebilirim. Sevimli küçük bir çiçek çizmiştim. Şimdi sıra sadık üç boyutlu kalemimde. İki yaprak tamam, sıra öbüründe. Çizgili bir desen tercih ettim. Ve işte ortasını doldurmak için sarı renk kullanıyorum. Aa, çok sevimli oldu. Sırada bir çilek var. Önce dış hatlarını siyahla çiziyorum. İyi görünüyor. Şimdi üstteki yeşil kısmı. Ve tabii meyvesi için de kırmızı. Ah, çok hoş olacak. Ve bitti. Sırada bir yıldız var. Bunun için önceden çizim yapmama gerek yok. Dış hatlarını serbestle çizebilirim. Bu sarı ışıltılı bir görünüm verecek. İşte böyle. Şimdi sıra terliklerde. Yıldızı şuraya koyuyorum. Sıra diğerinde. Evet, harika oldular. Onları bir deneyeyim. Oh aman tanrım, kesinlikle bunlara bayıldım. Harika bir iş çıkardın Kate. Alsana, bu senin olsun. Ah, oh, çok sağ ol. Çok havalı bir şey görmek ister misin? Bak ne yaptım. Tam üstüne oluyor ve yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Terliğin üstünden üç boyutlu kalemle gittim. Çok havalı. Ah, evet, dansımız. Yeni terliklerimizle de hava atabiliriz. Ah, bulaşıklar neredeyse bitti. Ah, olamaz, bir fincan daha. Bunu da yıkayıver lütfen. Ah, iyi peki, bir tane daha. Bir fincanın nasıl bu kadar kirlenebildiğine inanamıyorum. Ah, nasıl ya? Elim. Kırdın mı? Ay canına, hala tek parça. Oh, olamaz. En sevdiği fincanın kulbunu kırdım. Beni öldürecek. Bir dakika, belki tamir edebilirim. Tutkalı bile ihtiyacım yok çünkü üç boyutlu kalemim var. Kırığın üstünü kaplıyorum. Aynı renkte, bu yüzden neredeyse görünmüyor. Sonra aynısını tüm kulp boyunca yapıyorum. Kenar boyunca sürüyorum. Epeyce lazım ama. İşte bir kenar oldu. Sıra diğerinde. Aynısını burada da yapıyorum. Neredeyse bu tarafta bitti. İşte. Şimdi üstüne ve altına da yapayım ki garantili olsun. Kulp bir fincanın en önemli kısmıdır. Bu nedenle sağlam olmalı. Bitti. Kulp da sağlam. Ah, biraz meyve suyu alsana. Ha, kulbuna bir şeyler yapmışsın. Bir numara mı dönüyor? Ay yok. Neyse, böyle tutması daha da kolay. Meyve suyu için teşekkürler. Ah, işe yaramasına çok sevindim. Pardon, dolabımı açmam gerek. Tam burada ders çalışması çok saçma. Ah, tüh, zil çaldı. Hey, eteğim dolaba nasıl sıkıştı ya? Of, fena sıkışmış. Çekip kurtulayım en iyisi. Ah!
Aa, hayır, tadı şimdi de. Yok, bunu denemesem daha iyi. Of, kocaman bir delik oldu. Bir dakika. Evet, 3 boyutlu kalem. Bunu okula getirdiğime çok memnunum. Etekteki deliğin çevresine sevimli bir desen çiziyorum. Şimdi içini dolduruyorum. Deliğin tamamı kapanmalı. Tamam, sıradaki renge geçeyim. Ve deliğin bu kısmını da kapatıyorum. İşte delik gizlendi. Şimdi birkaç detay ekleyelim. Kulakları dolduruyorum. Şimdi de küçük gözler. Ağız ve burnu da unutmamalı. Aa, tepki çok şeker oldu. Delik kapandı ve eteğim de çok hoş görünüyor. Kurdun keskin dişleri vardı ama çok iyi kalpliydi. Ve prenses tüylerini okşayınca kurt onun ayağının dibine yattı. Ve o günden sonra hiç ayrılmadılar. Ah, uyumuş. Üstünü örteyim. Şimdi de usulca odadan çıkayım. Ah, olamaz, çok ses çıktı. Ay, lütfen uyanma. Ah, neyse, uyanmadı. Ah, tüh, bebeğini kırmışım. Öğrendiğinde çok üzülecek. Of ya, ne yapacağım şimdi? Aa, ne yapabileceğimi biliyorum. Gel bakalım bebek, tamir zamanı. 3 boyutlu kalem beni yarı yolda bırakma. Bu sefer sana çok ihtiyacım var. Balık pulları gibi görünmesine çalışacağım. Böylece deniz kızı kuyruğu daha gerçekçi görünecek. Şimdi sıra kuyrukta. Sarı bence iyi bir renk. Ama epeyce kullanıyorum çünkü iyi görünmesini istiyorum. İşte şimdi de sıra son dokunuşlarda. Yukarıya da biraz sarı. Ve bitti. Ah, gerçekten çok şeker oldu. Sanırım sonuçtan memnun kalacak. Gerçekten kendimle gurur duydum. Bebeği şuraya bırakayım da bulsun. İyi uykular. Şimdi dışarıya sıvışalım. Kurt çilekli dondurma istiyor. Evet, haklıymışım. Patlamış mısır harika. Nerede bu? Nerede ya? Belki yastıkların altındadır. Sen ne yapıyorsun? Üzerime yastık atmayı kes. Bacaklarının altına bakayım. Ay, yararı yok. Her yere baktım. E, senin derdin ne? Küpemin tekini kaybettim. Bulamıyorum. Bu yapraklar ona benziyor. Biraz bekle. Bunu tam senlik hale getireceğim. 3 boyutlu kalem yine imdada yetişir. Bu yeşil çok hoş. Pırıltılı olmasına bayılıyorum. Yaprağın diğer yanına geçelim. Gerçek bir yaprağın üstünden gitmek eğlenceli. Şimdi bitti. Yaprağı çıkaralım. Neredeyse gerçek bir yaprak gibi görünüyor. Şimdi küpe kancalarını takalım. Güzel. Bir tane daha yapalım. Artık takmaya hazırlar. Baksana ne yaptım. Al. Aa, çok hoş. Bir deneyeyim. Nasıl görünüyorlar? Harika. Yaşasın. Aman tanrım, bunlara bayıldım. Gerçek yaprak gibi görünüyorlar. Çok güzeller. İşte bak, artık endişelenmene gerek kalmadı. Denizin altında hayat çok daha mı güzel olurdu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve hiçbir eğlenceyi kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutma.